Bilecik'te her şey değerlendirilen narın şimdiden reçeli yapılmaya başlandı. Reçel yapılan narların posası kurutularak nar unu da elde edilirken hedef bu undan ekmek yapmak. Bilecik'te nar hasadı başlarken Osmanlı'da sarayın nar ihtiyacının yaklaşık %50'sinin karşılandığı kentte narın reçeli, sirkesi, pekmezi ve kalan ürünlerden unu yapılmaya başlandı. Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen ve deve dişi nar olarak adlandırılan narın hasadında sona gelinirken bu yıl 6000 ton hasat yapıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, narın her şeyinden bir üretim yaptıklarını anlatarak, narın her şeyi yapılabilir. Biz geçen haftadan beri yapmış olduğumuz çalışmalarda narın sirkesi, narın ekşisi, nar pekmezi, nar tozu, çiçeğinden şerbetler ve diğer katkı maddeleri, nar reçeli, çekirdeğini kurutup nar çekirdeğinden yağ elde ediyoruz. Pekmezinden de pestil yapabiliyoruz. Dolayısıyla her şey narın hiçbir atığı olmadan işlenebilir. Hedefimiz budur. Bununla ilgili çalışmalarımıza biraz daha yoğunlaşmamız gerekir. Aynı zamanda narın kabuğu ve içini kurutarak nar çayı yapmaya başladık. Dolayısıyla narın bütün ürünleri işlenebilir durumda. Her şey değerlendirilebilir, dedi. Nar pekmezi ve nar ekşisi yaparken kalan çekirdeklerimizi bu kurutucumuzda kurutuyoruz. Daha sonra öğütücümüzde kalan çekirdeklerimizi öğütücüde çekerek nar unu elde ediyoruz. Unlu mamullerinde kullanıyoruz. Gıda aroması olarak kullanabiliyoruz. Şu anda kullanmış olduğumuz nar çekirdeklerini toz hale getirdik. Toz haldeki bu nar tozları unlu mamullerde başta olmak üzere birçok yerde katkı maddesi olarak kullanılabilir. Yanında nar çekirdeğinin ayrıca içindeki yağları da aldık. Nar çekirdeği yağı. O da çok değişik farklı alanlarda kullanılabilir. Aromatik yağlar sınıfında bir yağ özelliği olan yağlar içerisinde. Son olarak da pestilini yaptık. Yani nardan bütün ürünleri yapmış olduk. Şöyle. Biz nar ekşisi ürettik kendimiz. İlk önce narların tanelerini güzelce ayıkladık. Ayıkladıktan sonra nar tanelerinin suyunu sıktık ve suyunu sıkarken özellikle çekirdeğinin kırılmamasına dikkat ettik lezzet açısından. Daha sonra 8-10 saat kaynatma işlemi uyguladıktan sonra istediğimiz kıvama gelince dolum işlemini gerçekleştirdik ve tüketime hazır bir şekilde ağzını kapattık. Nar reçeli yaptık. Önce narları ayıkladık. Daha sonra geniş bir tencereye aldık ve üzerine birkaç damla limon ekledik. Yeteri kadar şeker, yani birebir şeker miktarı ekledik. Daha sonra narları bir saat yaklaşık koyulaşıncaya kadar kaynattık ve reçeli elde ettik. Hafta içinde oluyor ama çok kaliteli ve daha iyi olması için 5-6 ay beklemesi daha iyi olur. Nara dair her şey.